coğrafyamızda başlayan ve şimdi de batı illerine yansıyan bu kayyum uygulamalarına karşı tutumumuz nettir. Kayyum uygulamasının gasp olduğu ve bunu asla kabul etmeyeceğimizi, halk iradesinin egemen olacağını, bunun mutlak talebimiz olacağını her fırsatta belirttik. Bugün de sivil toplum örgütleri olarak, siyasi partiler olarak, sendikalar olarak, kısacası Siirt'in demokratik güçleri olarak bir araya gelip bu konuda tepkimizi ortaya koymak için burada bulunuyoruz. Şimdi basın konuya ilişkin basın açıklaması metnimizi KES dönem sözcüsü arkadaşımız yapacak. Basına ve kamuoyuna. Tüm ülke Cumhuriyet ilanının 101. yıl dönümünden hemen bir gün sonra yine bir kayyum operasyonu ile uyanmıştır. Böylece kamuoyu mevcut AKP-MHP iktidar bloğunun kendisini halkın iradesinin, hukukun, anayasanın veya bir kararların üzerinde gördüğüne bir kez daha tanık olmuştur. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Düzen dün bir şafak operasyonu ile gözaltına alınmış, henüz bir hakim kararı dahi açıklanmadan sosyal medya üzerinden Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı'nın kayyum olarak atandığı bilgisi paylaşılmıştır. Türkiye halkları daha önce defalarca sahnelere bu oyunun yönetmenini, yapımcısını, aktörlerini çok iyi tanımaktadır. Plan önceden kurulmuştur. Bilindiği üzere 31 Mart yerel seçimlerinde Ahmet Özer her iki vatandaştan birinin oyunu alarak Esenyurt seçimlerini kazanmış ve belediye başkanı olmuştur. İktidar AKP'nin kalesi olarak lanse edilen büyük bir rant kaynağı, mafyatik ilişkilerin, çetelerin, açgözlü müteahhitlerin merkezi haline getirdiği Esenyurt'ta seçimleri kaybetmeyi en baştan beri hazmedememiştir. Bunun üzerine Ahmet Özer'e daha 6 ay önce temiz kağıdı verenler, dün kitaplarından yapılan alıntılara, tamamen uydurulmuş, çarpıtılmış belgelere, içi boş iddianamelere dayalı bir hukuk garabetine imza atmış ve Özer'i tutuklamıştır. Özer'in avukatları başta olmak üzere tüm kamuoyu dosyada gizlilik kararı var ile daha olan biteni dahi öğrenemedi. Yandaş basın tamamen uydurma, içi boş belgelere dayalı olarak daha tutuklama olmadan tutuklama manşetleri, kayyum atanmadan kayyum manşetleri atmaya başlamıştır. Hukuk masuliyet karinesi bir kez daha iktidar ve yandaşları tarafından ayaklar altına alınmıştır. Defalarca yaşadığımız kayyum atamalarında ortaya çıkan vahim tablo ortadadır. Belediyelere atanan kayyumlar en temel hukuk normları ayaklar altına almış, kendilerini denetimden, hukuki ve ahlaki kurallardan azade görmüşlerdir. Dolayısıyla atadıkları yere yönetimleri yolsuzlukların, şatafatın, boşaltılan kasaların, jacuzzi odaların üstü haline getirmişler, geriye dağ gibi büyüyen borçlar bırakmışlardır. Kayyum dönemlerinde yerel yönetim emekçilerin sendikal hakları yok sayılmış, imzalanan toplu sözleşmeler iptal edilmiş, görevden alma, sürgün, mobbing, sendikal ayrımcılık, angarya ve keyfi çalıştırma rutin hale gelmiştir. Kayyum atanan belediyeler, partili çalışanlarla doldurulmuş, parti yöneticilerine çalışmadıkları halde ödemeler yapılmış, yandaşlara ihale fiyatları yapılması olağan hale gelmiştir. Oysa 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde sadece belediye yöneticilerini seçmemiş. Aynı zamanda kayyum atanan yerlerde yüksek oy oranlarıyla kayyum politikalarını kabul etmediğini de göstermiştir. Buna rağmen 31 Mart seçim sonuçlarını hazmedemeyen AKP-MHP iktidarı yine kayyum politikasına sarılmıştır. Nisan ayı başında yaşanan Van'a kayyum atama girişimi Van'dan İstanbul'a iradesine sahip çıkan halkın direnişiyle püskürtülmüştür. Haziran başında ise bu kez Hakkari Belediyesi hedefe konulmuştur. Belediye Başkanı daha önceden var olan dosyası gerekçe gösterilerek bizzat İçişleri Bakanı tarafından mahkeme kararını bekleyemezdik denilerek alelacele tutuklanmış, yerine kayyum atanmıştır. Bir kez daha altını çiziyoruz. Demokrasinin varlığının temel koşulu halk iradesine saygı duymaktır. Aksi her türlü gasp veya müdahale halkın demokratik iradesinin gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Öte yandan bilindiği üzere Esenyurt Belediyesi seçimlerinin kazanılmasında farklı partilerden, farklı siyasi görüşlerden vatandaşların kent uzlaşısı çatısı altında ortak adayda birleşmesinin önemli bir payı vardır. Dolayısıyla bu girişim sadece bir muhalefet belediyesine değil, farklılıklarına rağmen iktidarın insan ve doğa karşıtı rantçı belediyecilik anlayışı karşısında birleşmekten, halkın iradesinden
demokrasisinden, barıştan ve emekten yana olan herkese verilmiş bir gözdağıdır. Yaşanan bu duruma karşı parti, siyasi görüş ayrımı yapılmadan, ülke genelinde yeterli düzeyde tepki yaratılmaması halinde hukuksuzluğun sadece Esenyurt ile kalmayacağı, yarın hedefe yeni belediyeler konulacağı açıktır. Bizler Siirt'te bulunan emek meslek örgütleri ve siyasi partiler olarak bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı yollarla, baskı ve zor yöntemlerle halkın iradesinin gasp edilmesine son verilmelidir. Seçilmiş Esenyurt Belediye Başkanı derhal serbest bırakılarak göreve iade edilmelidir. Kestir Şubeler Prokurorluğu. Bu basın açıklamamızda imzacı olan kurumlar, Siirt Belediyesi, Siirt Belediye Eş Başkanları Mehmet Kaysu ve Meclis Üyeleri,